Şuna bir bakalım efendim. Eksen eleştirisi cidden mi? 900 milyon lira. Bu arada yani eksene 900 milyon lira harcamak. Gerçekten 900 milyon tuttu mu acaba? İnsan da bir merak ediyor onu. Yo çökmediniz. Ben şu an görüyorum sizi bibikler, Görüyorum. Bakın için istekte bulundunuz ama ilk defa bir dizinin yayınlandığı platform için eleştirme isteği geldi. Yani ben de en azından eksende yayınlanan dizileri konuşuruz diyordum ama platformun kendini eleştireceğimiz hiç aklıma gelmemişti. Tabii ki bu videoyu herhangi bir markayı kötülemek ya da oradaki içerikleri değersizleştirmek için değil, kullanıcıların bildiğim ve gördüğüm düşüncelerini benimkilerle birleştirip yapıcı yapıcı eleştirmek için yapacağım naçizane. Nice. Yani kanalı da olan bir izleyici olarak. Bunu da ismi geçecek olan kişilerin eleştiriye açık olduğunu düşündüğümden yapacağım. Yani, Hadi bakalım. İnşallah öyledir bu. İnşallah. Öncelikle <laughs> neden dijital platformlar bu kadar arttı derseniz artık sürekli olarak izleyicisini dolayısıyla da reklam verenleri sosyal medya fenomenlerinde kaptıran televizyonculuğun ne hale gelmeye başladığını bilmiyorsunuz derim. Ha, ne hale gelmiş? Ha, yani illa gösterteceksiniz değil mi? Görelim. İstanbul 14-9 çok bulutlu dikkat edin. Çanakkale 14-6 bulutlu. <laughs> Evet az önce seyrettikleriniz bir standart değil ama başlangıç. Ne Ve o? Gerçek bir televizyon kanalında yayınlanan gerçek bir hava durumu. E tabi sonuçta televizyon dünyası. Hangi kanalın hava durumu? Şaka değil mi bu? Hangi kanal? Lütfen birinin bunu çok acil söylemesi lazım. Çok saçma. Neden abi? Gerçek bir televizyon kanalında yayınlanan gerçek bir hava durumu. E tabi sonuçta televizyon dünyasında hayatta Çoktayım. kalabilmek bir adada hayatta kalabilmek için kukaları devirmeye benzemiyor. Gerçi kuka devirince televizyonda da kalınıyor ama o başka bir konu. Yani Doğru. özetle birileri hariç birçok televizyon patronu hala bunu kabullenmese de kaset ve VCD nereye gittiyse televizyon kanalları da oraya gitmeye başladı. Doğru. Orada kalanlar neyi izliyorsa hiç riske girmeden onları vermeye devam ediyor. Yani Anadolu'da ocakta yemeği elinde örgüsü olan teyzem Mandalorian istiyor da televizyon kanalları gıcığına gelinin mutfakta veriyor değil. İşte bu yüzden de dijital platformlara kavimler göçü devam ediyor. Şimdi gelelim eksenle ilgili eleştirilere. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla en sık yapılan eleştirilerden biri bu mu Netflix'e rakip olacakmış? Hı. Tadındaki eleştiriler. Yani bilmiyorum işte hiç öyle bir amaçları var mı ama <laughs> hakkını verelim. Bu platformu kuranların kendi cümlesi değildi o. Tıklattıran bir magazin cümlesiydi. Acun Hıcalı, Netflix'e rakip oluyor. Hı hı, Blue TV ile Puhu TV'de <laughs> makyaj kanalıydı ya. Gelelim bir başka yanlış anlaşılan duruma. Bu platform ve içinde olan bütün içerikler 900 milyon TL'ye mal olmadı. Ha? Platformun bir yıllık bütçesi 900 milyon TL. Zaten platforma 900 milyon TL harcanmadığını anlamak için FIFA oynamaktan sıkılıp gerçek futbol takımı alacak kadar parayla haşır neşir olmanıza gerek yok. Siteye girip teknolojik altyapısını görenler, televizyondan nasıl izlenir diye sorunca HDMI kablonuzun bir ucunu bilgisayarınıza, diğer ucunu televizyonunuza takın cevabı alanlar anlamıştı zaten. Ha? Video bir anda asıldı. Bu soruldu mu? Evet platform ilk baştaki yoğunluğa dayanamadı ve çöktü. Çökmesi de gayet doğal. Şimdi yazılımcılar kusura bakmasın ama ne Türkiye'deki iş gücü ne de Türkiye'nin internet altyapısı o ses Türkiye'nin yılbaşı programındaki 4 saatlik eksen tanıtımını ve aynı anda alınan 20 tane YouTube fenomeninin hayran kitlesini kaldıramazdı, kaldıramadı. Peki fenomenleri çöktü tek, tek almayan oldu derseniz sanırım şöyle oldu. Ee, şimdi Acun Bey bizim bir fikrimiz var. Şimdi artık gençler YouTube izlediğinden oradaki fenomenleri bizim platforma katalım diyoruz. Fenomenleri mi? Takipçilerini. Tamam alın. Hangi fenomenleri? Yok YouTube'u komple alın. Durum böyle olunca eksende çöktü ve çok da fazla eleştiri aldı. Ama cidden oradan eleştirmesi kolay. Sıkıysa sıkıntı yok diyenler bu yani kez haklı çıkabilir. Zaten herkes. biz de dizi izlenebilen değil de dizi eleştirilebilen bir platform yaptık. Bir story ile çöktü. Yani cidden tebrik etmek gerek. Hem girilen yolun zorluğu hem de masrafı düşünüldüğünde. Çünkü internetten yayın göndermek Çamlıca'ya çanaktan bir tane sinyal göndermeye benzemiyor. Evet ben Kütahya'dan Kütahya'dan dünyaya 3000'le gidiyorum mesela. Neyse ki internet, player, kodlama ve sunucu altyapımız Netflix gibi olamasa da logoya olan yaklaşımımız onlar gibi olabilirdi. Oldu. Yok yaklaşım derken benzerlikten bahsetmiyorum logoya gerçekten yaklaşmaktan bahsediyorum. Gerçi bizimki biraz sola çekiyor ama. <laughs> bir de şimdi genç kitle yorgan altında Netflix izlemeye alışkın. O karanlıkta böyle cayır cayır bir sarıyla başlayacaksa her şey. Bu gözlük öyle öyle takılıyor. <laughs> Netflix açılırken ses çıkarıyor. Bizimki niye çıkarmasın? Netflix tadum şeklinde böyle tadayı anımsatan bir sesle açılırken. Eksende de bu açılış sesi. Sanki diziye değil de daha çok hem sokağına giriyor gibi. Ya! Ama bunların hepsi ilk derin Ya gibi. nereden bulacağız? Ben bilmiyorum seslerini. Vallahi seslerini bilmiyorum. Sesleri bir şekilde duymam lazım. Çatlarım ben merakımdan. Nasıl acaba? ...olmaz tadında çok yakında düzeltileceğine inandığım şeyler. O zaman geçelim en çok eleştirilen kısımlardan birine. Yani Amazon Prime video gibi bir platform. Amazon'dan ücretsiz kargo ile birlikte... Efendim burada Amazon Prime'la ilk ay ücretsiz, ikinci ay 8 liradan abone olabilirsiniz. Teşekkürler. ...reklamsız 8 TL iken bazı firmalar üzerinden net bilgisayarlarınız... Hiç demiyorum demiş olayım. Ben de geri bir alabiliyorken... Ne? Nasıl oluyor da eksen? Reklamlı 10 TL olabiliyor eleştirilerine. Eleştirilerine. Bazı oluyor çok komik bu arada ya rekleme var, rekeleme yok. <laughs> sen reklamlı 10 TL olabiliyor eleştirilerine, eleştirilerine. Bazıları da demiş ki, yani 10 TL'de veremiyorsanız. <laughs> o zaman bir de hesabı şöyle yapalım. Herkes Netflix dizilerinden konuşuyor. Ben de geri kalmayayım dedin. Hop 18 TL. Amazon'da da sağlam diziler var. Hem de ucuz dedin. 8 TL. Blue TV sağlam yerli diziler yapıyor dedin. 23 TL. HBO dizileri varmış. Of of dedim. Beyin Connect aldın 15. Bir de arkadaşın geldi. Dedi ki kızım Cemal Can Sansa ben var. Ne var? <laughs> Cemal Can Sansa ben. Hop gitti 10 TL daha. O da reklamıyla alırsan. Reklamsız 20. Kızım Cemal Can Sansa ben var. <laughs> ya, Cemal Can Sansa ben. 20 TL. Oldu mu sana 84 lira? Hadi diyelim sadece eksen aldınız. Gel de şimdi kredi kartı için anlat anana babana. Okay. Cemal Can Can'sa beni. <laughs> Baba kredi kartından 10 TL çekebilir miyim? Özel bir online ders var da. Ha ne dersi? Dans. Bu arada yalan yok. Yani Amazon Prime'ın patron çıldırdı fiyatına bakmazsak. <laughs> reklamlara da takılmazsanız. Az önceki fiyatlara bakıldığında 10 TL fena değil. Ama 20 TL reklamsız da yeni bir platform için yüksek bir rakam. Yani. Tabii ki eksem bedava olsaydı demiyorum. Her işin bir bedeli var. İyi bir içeriğe ulaşmanın da olmalı elbette. Ama ne Madem gençler hedef daha kolay ulaşılabilir olması adına... ...neden bir GSM operatörüyle anlaşılıp fatura ya da kontrol sistemiyle ödeme alınmıyor diye sorarsanız... ...bakın bakın benim de aklıma ne geldi. Dünya devi Netflix bile Türkiye'ye ilk geldiğinde Vodafone'la bir anlaşma yapmış. Evet. Ve ben de öyle abone olmuştum. Hatta girdiğimde ilk Biz izlediğimizde. Biz de. Bak bu eleştiri değildi. Vallahi. Bu arada evet insanlar her geçen gün başkasının... Biz de bu arada Batu'yla öyle. Batu Vodafone'luydu. E, Batuhan'ın Vodafone'uyla biz de şey olmuştuk. ilk Netflix izlemeye başlamıştık. Hatta Batuhan şey demişti onu hatırlıyorum. Ya demişti Netflix diye bir olay varmış Pelin. E, hani ona bakalım mı edelim mi falan. Dedim neye benziyor işte filmizle.com gibi. Ama farklı farklı filmler var. ...yayın akışına bağlı kalmadan ne zaman ne isterlerse izleyebildikleri bu mecralara kayıyor. Peki neden Netflix bu kadar popüler derseniz... ...insanların televizyon ya da YouTube kanallarında izleyemedikleri kadar cesur işlerin barındırılıyor olmasından. Gençlerinde henüz eksenin olmadığı Android telefonlarını alıp... ...yorganın altında karargah kurması da işte ondan. Tabi burada şimdi kimse eksenin de o kadar cesur olmasını beklemesin. Başkası yapınca yabancı zaten hep yapıyor. Düşüncesiyle yoğrulduğumuzdan bize cesaret de bol gelebiliyor. Kaldı ki işin içinde yine reklam verenler olduğundan o cesaret biraz uzakta sanırım. Ama sonuç olarak Eksen her zaman çok konuşulan bir platform olacak. Ha siz o amuda kalkıp kafa üstü seksen almam diyenlere de bakmayın. Ama en nihayetinde iki platformun da sektöre katılması inanın mutlu etti beni. Çünkü bu platformlar Kapadokya'da töre var diye kaktırmayan Doğru. daha fazla dizi demek. Aşire töre numus intukom deyip <laughs> insanın kökenini sömürmeyen ...daha fazla dizi demek. Göz yaşından reyting damıtmayan daha fazla iş demek. Ve daha da önemlisi piyasada tutunabilmek yani para kazanabilmek için... ...iki buçuk saatlik dizi çekmek zorunda kalmayan... ...daha fazla set çalışanı demek. Ha bir de bize de daha fazla video demek. E Tabii şimdi bir sihirli annem olsa almaz mıyız? <laughs> <laughs> Cemal Can Can ben. <laughs> Bu çok iyi. Cemal Can Can Can. çok iyi ya. Cemal Can Can <laughs> Bir cana fazla mı oldu? <laughs> çok sevgili YouTube, sizlerle buraya kadar gelmiş olalım. Umarım beğenmişsinizdir, umarım hoşunuza gitmiştir efendim. Eğer ki beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, biz Twitch ile beraber sizleri çok çok öpüyoruz, kendinize dikkat ediyorsunuz.